İnsanlar neden hayvanların konuşmadığını anlayamıyor. Ben Sarman'ı anlamaya çalışıyorum. Bir şey yapıyor. Hayır, bağırarak çıkması için neden ne? Aldığımızda da kızıyor. İndirmek istediğimizde. Derdi olduğunda hemen size anlatıyor mu? Normalde pek konuşmuyor benimle. Patisi incinmiş. Ya dediler çocuklar, sabahtan beri sarman yuvasından çıkmıyor dediler. Gen geldim, oğlum sana ne oldu dedim. Bir şeyler de böyle çıktı. Böyle aksiyat bana bakıyor. Sürekli konuşuyor ya. Bu mucize yani. Gözümün tam ortasına bakıyor böyle üstelik de. Oğlum mesela hemen hastaneye gönderteyim dedim. Çocuklara söyledim. Apar topar hastaneye gönderdik. Patisi ezilmiş. Nerede ezildiğini bilmiyoruz. Sonra tedavi oldu. İyi oldu maşallah. Geçenlerde acil kaydıyla hastaneye kaldırdık. Arabanın dörtlüleri yanarak götürüyoruz böyle. Sokak aralarından falan böyle araba yani akıl almaz hızlı gidiyor. Çünkü baygın vaziyetteydi. Sarman dediler çok kötü durumda dediler. Hemen yetiştirelim dediler. Son hastanede dişler görünüyor. Sarman'ın yapmış. Serum veriliyor falan. Ameliyat alın dediler. Ha. O hastanede bir süre yattı. Onun üstüne geldi. Gürbüz bir şekilde. Hayvanlar boyutuyla bizim boyutumuz ayrı. Onlar kendi boyutundadır. Onlara Allah emir vermiş. Yani bizlerle o tarzda bir bağlantıları olmaz. Ama kendi aralarında konuşuyor mesela. Onlar kendi aralarında anlaşırlar. Mesela kediler kedilerle, köpekler köpeklerle insanlarla bağlantıları yok. Yani Allah'ın hikmeti. Bir boyut kopukluğu var. Yoksa konuşuyor onlar yani. Bayağı derin düşünen varlıklar. Çok detay biliyorlar. Ya kaz bile, kaz yani insan beğenmiyor kaz. Kuyruğunda yağlı bölüm var. Oraya gagasını sürtüyor. Alıyor o yağı, tek tek bütün böyle tüylerinin üstüne hepsine sürüyor parlasın diye. Bayağı emek veriyor ona. İşte kaz ya, akledeme meselesi. Yani kuyruğundaki yağın ne işe yarayacağını niye bilsin? Yani o tüylerin parlaması gerektiğini niye bilsin? Yani mesela yavrularını acayip koruyor, kanatlarının altına alıyor. Yani kendi aç kalıyor, onları tok olsun diye koruyup kolluyor. Özel bir ses çıkarıyor demiştiniz. Yavrularını çağırıyor, yavruları da hemen anlayıp geliyorlar demiştiniz. Ya horozlar bile öyle. Biz köyde yemek yerdik, sofra bezinin üstünde böyle şey kalır, ekmekler falan kalırdı.